Şimdi şu an Öykü öğreniyor bunu. Evet. Aa öyle mi diyor? Ben de şu an buldum. Çok iyi. Böldüm de diyebilirsin. Şu anda bunu gördüm ve aşık oldum. Herkese Herkese merhaba. merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Bir süredir aklımızda olan bir videoyu çektik aylar önce. Ekim'de çektik. Ekim'de miydi? Kasım'daydı bence. Neyse işte çektik. Ama bir türlü onu editleyip de paylaşamıyoruz. Çünkü kamera karşısına geçip de konuştuğumuz videolardan biri değildi. Daha farklı bir şey yapmaya çalıştık. Evet, bir kitap videosunu değişik çekelim dedim. Çok heyecanlıydım. Kafamda çok güzel görüntüler vardı. Böyle yapalım, şöyle yapalım falan diye. Yani aslında güzel de çektik yani de Güzel ama işi oldu. çok olduğu için işte yok işte şimdi Arkasına ses sınavım var. ekleyelim. Yok işte biraz şunu okumam lazım. İşte ödevim var derken biz bunu erteledik, erteledik, erteledik. Sene bitti. Evet. Hala yapacağız. Daha bitmedi onun editingi. Biz de dedik ki onu bekleyeceğimize yeni bir video çekelim. Bunu paylaşalım. Bari o arada bir ara paylaşırız diye Bir düşündük. gün gelecek o kitap videosu. Aynen. Lütfen güzel yorumlar yazın. Evet. Çünkü emekli oldu. Bunlar da emekli de tabii o ekstra dış çekimli falan böyle. Evet. Neyse gelelim bugünkü videomuza. Bugün dedik ki hazır yeni yıla girmişken işte herkes yeni amaçlar ediniyor, yeni görevler veriyor kendine. Biz de dedik ki biz de böyle yeni yıl amaçlarımız demeyelim. Bu hani New Yani çok Year Resolutions denir ya. Hani öyle bir şey düşünmedik. eskiden yapardım böyle liste Evet, falan yapıyordum. Bu sene işte hayalini kurduğum şeyler var. Onun dışında hani şunu yapacağım, bunu yapacağım diye çok kesin bir aynen. şey karar vermedim. Ama yine de konuşabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani Tamam. çok çok büyük şeyler değil. Yani mesela biraz daha erken yatıp biraz daha erken Evet, kalkmak. evet, evet. Bu benim için herhalde en önemlisi. Biz normalde çok erken yatıp erken kalkıyorduk. Evet, yani ve güzel bir şey bu. Erken kalkmayı çok Yani böyle seviyorum. Gün mesela uzun oluyor, çok verimli aynen. oluyorsun. Lisede zaten 5.45'te kalkıyorduk. Üniversite zamanı da 7'de 7'de falan kalkıyorduk, kalkardık evet. gayet. Ve 11'de yatardık. Ama şimdi 12'den önce yatmıyoruz. İşte daha geç de yatıyoruz bazen 1-2 falan. Bizim için çok geç Ve aslında. aynen hoşuma da gitmiyor. Sabah Benim zor de. uyanıyor insan. İşte sabah Geç yapacağın işleri de o uyanırsan, motivasyon da kalmıyor. geç uyanırsan günün bir kısmı gitmiş oluyor. Ama işte ben pandemiyle beraber böyle olduk. O bir şey oluyor. Ders olmadığı günler özellikle. Ders olunca yine erken kalkıyoruz Şimdi en önce konu konu böldük. Şu an Öykü öğreniyor bunu. Aa da. öyle mi diyor? Ben de şu an buldum. Çok iyi. Böldüm de diyebilirsin. Konuları Evet. kafamda böldüm şu anda. Evet. Önce ajandamdan Evet, konuşmak evet. istiyorum. Çünkü benim için güzel bir buluş Şöyle oldu. Ben dedim ki oldu. biz geçen sene hiç Her sene ajanda. ajanda alırız. Hatta ajanda videolarımız da güzel seyrediliyor Evet, burada. Daha evet. önceki Kendi YouTube'umuz çapımızda biz. güzel seyrediliyor. Güzel mi? Güzel Biz de geçen sene hiç ajanda almadık. Çünkü pandemi zamanı aldığımız ajanda evde böyle spor yap, dil öğren gibi şeylerle geçti. O yüzden geçen sene hiç ajanda almadık. Bu işte planlayıcılarla geçirdik zamanı. Ama Ki sonra yani çok da reklamını yaptık. Yine belki biliyorsunuzdur o planlayıcıları. aynen çok Memnunuz, faydalı. gayet Ben güzel. hala kullanıyoruz. Gerçi ocağa başlamadık ama. Evet, başlayalım Ben ona. sonra dedim ki 2022 bambaşka bir sene olacak. Ve ajandam olsun. Ve ben bu güzel senede ajandama da güzel notlar almak istiyorum dedim. Ya yani bu benim için bir motivasyon kaynağı olabilir diyebilirsiniz. Almak istedim aldım diyebiliriz. Küçük olsun dedi. İşte şöyle istiyorum dedi. Spiralli olsun. İşte günleri şöyle ayrılsın falan derken Bayağı Öykü kendininkini hemen buldu. buldum, evet buldum, gördüm, dedim ki tamam, benim istediğim tam da böyle bir şey dedim, göstereyim, hatta getirdim mi, burada getirmişim. Evet, ben ajandamı buldum arkadaşlar. 2022 ajanda küçük, çantaya atıyorsun, atılıyor, içi de bu şekilde haftalık. Yani her iki sayfası bir hafta ediyor. En arka sayfasında da not kısımları var. Gayet sade, güzel. Başlangıcında bu şekilde klasik bir takvim var, senelik takvim. Ya ben gerçekten de böyle sade bir şey istiyordum. Önemli günler, resmi tatiller falan da var. Bilmiyorum. Özgü kendinkileri gösterince bayağı sade kalacak bu. Neyse işte, ama ben gerçekten böyle sade küçük çantama atayım, her an yanımda taşıyayım. Küçük küçük notlar alayım. Hani böyle çok abartılı, detaylı, büyük defter olmasın, ağır olmasın. Hafif bayağı.
İşte en sonunda da not kısımları var falan. Tamam dedim, uygun dedim. Ben aldığımda kaç liraydı? 20 küsürdü. 20 diye 20 küsürdü. Tabii giderek arttı. Erken aldığıma memnun olduğum bir şeydi. Ben çünkü aralığın ortasında aldım ya da başında aldım. Başında giderek dedi. Arttı. Yani şimdi daha ama fazla. Ama bunu her yerde görmüşsünüzdür. Çok popüler satılan şeylerden biri yani. Evet. Kitapçılarda var. Ben Kadıköy'den aldım. Şimdi evet. Evet, Kadıköy'den. Evet. Neyse işte bu da benim. Küçük bir fiyat farkı var ama benimkinde yoktu mesela. Neyse. 2022 ajanda. Evet. Ben de dedim ki ben ajanda almayacağım. Çünkü daha en son aldığımı doğru düzgün kullanmadım. Geçen sene de almadım hatta. Evet, geçen sene almadık. Onu anlattık. Ha, evet. Ondan önceki senekini de tam kullanmadım. Planlayıcılar gayet güzel. Ben boşuna ajanda almayacağım dedim. Çok emindim bu kararımdan. Öykü alırken bile alsam mı falan dedim ama yine de emindim yani. Sonra bir gün kitapçıda gezerken bunu gördüm ve aşık oldum. Ama Öykü de aşık oldu. Ben de beğendim. Dedi ki aman Allah'ım bu ne kadar güzel bir ajanda. Şimdi önce dışını göstereyim. Dışı güzel de böyle hatta ışık vurdurayım. Böyle deri gibi deri görünümü var. Böyle parlaklı bir Ece ajandası. Ya aslında dışı güzel yani ama dışına değil içi, burası da altın yaldızlı. İçi şöyle çok gereksiz detaylarla dolu. Şöyle. Ya mesela her günün özel günleri yazmışlar ama mesela 11 Nisan leylek fırtınası, 13 Nisan lale mevsimi, 14 Nisan Nisan yağmurları beklenir gibisinden başka ajandalarda olmayan detay günler, gün açıklamaları var ve çok farklı, değişik, güzel, ilham verici, güzel geldi yani. Sonra bunda direkt şeyler var işte önemli günler, işte anneler günü falan. Bir de resmi tatiller var. Bunda hiçbir şey yok aslında. Burada mesela 25 Ekim suların soğumaya başlaması. Böyle ben de çok beğendim şimdi. Yani çok Öykü'yle dedim ki hatta Öykü kesin pişman oldu öbür zaman. Yok pişman olmadım. Gerçekten ben çok hafif güzel bunu istiyordum. Evet, yani. Bu da hafif yani şey açısından. Yani başka şey olsa yani dışına da aldanıp almazdım. Övgü dedim yani. Övgü al. Al. Almazsan ben alırım falan. Bir kenarda dursun şeklinde bir motivasyonumuz vardı. Arasında da böyle şeyleri de var. Aylık kısmı var. Normalde bu şekilde. Haftalık ve yanında da not kısmı var. En sonunda da bunun da böyle hem böyle not kısmı var hem de böyle bullet noktalı ajanda gibi bir not kısmı var. En arkasında cebi de var. Yani güzel, daha hiç yazmadım aslında ama bayağı beğendiğim bir ajanda oldu. Hiç almayı düşünmezken almış bulundum. Umarım içini çok güzel şeylerle de doldururum inşallah. İnşallah. Evet, güzel bir sene olsun hepimiz için. İnşallah. Evet, hepimiz için. Böyle çok güzel, eğlenceli, sağlık öncelikle. En öncelikle sağlıklı, eğlenceli, güzel, böyle mutlulukla dolu geçen harika bir sene olsun. Hatta hayallerimizin gerçekleştiği. 2023'e girerken 2022 nasıl bir yıldı ya? Vay canına vay ne güzel şeyler olmuş diyelim. Evet, i̇nşallah inşallah. Şimdi diğer konumuza gelelim. İşte başka konu düşünmemiştim ben. Ajanda. Ben şey diyorum. yeni yıldan beklentilerimiz değil mi? Yani hedeflerimiz diyelim. Evet. 2020 yılına girerken mesela 20 kitap okuyacağız demiştik. Evet. Bu sene öyle bir şey demiyorum. Geçen sene de demedik ki kaç kitap okudum ben? 12 falan. Ben 11 mi 12 mi ne okudum? 9-10 kitap. Yani belki bazılarınıza az gelebilir ama doktora gerçekten sırasında çok zormuş. Ben onu düşünüyorum. Yani hatta bence doktorayla da yani nasıl alakalı diyeyim? Alakalı. Ben şöyle evet alakalı ama zorlandım. Şöyle düşünüyorum. İnsan hani kitap okumanın bir şeyi var. Hani ritmi mi diyeyim? O şeye kaptırdın mı çok okuyorsun. Ama ara verdin mi az okuyorsun. Yani biraz insanın moduyla da alakalı. Öyle. Kesinlikle öyle. Bir ara ben böyle Kasım ayı falan hiçbir şey okuyamadım. Böyle yani roman, kişisel gelişim, korku, bazen kafanız çok dolu oluyor okuyamıyorsunuz. Hiçbir şey okuyamadım yani. Ama işte biz diğer yandan çok makale okuduğumuz için de bence okuyasımız kalmıyor. Kalmıyor yani. Evet. Bu da böyle bir side note olsun. Neyse işte sonra dedik ki biz en iyisi yani YouTube'a video koyarken kendimize böyle daha sık koymalıyım baskısı yapacağımıza daha böyle güzel videolar koymaya evet, çalışalım. Evet çünkü her sene diyoruz ki her hafta koyacağız. Her hafta koymasak da iki haftada bir koyacağız falan. O zaman böyle niceliğe düşüp acaba hani ne koysak şeyine stresine giriyoruz. Ve bir aslında de Karak sen söyle. Bu bir eğlenceli bir şey olması lazım bizim için. Öyle olmaya devam etmesini istediğimiz için de daha böyle istedikçe, aklımıza güzel bir şeyler geldikçe niteliğine önem vererek yapmak istiyoruz. Gerçi hiç yaptığımızdan pişman olduğum, beğenmediğim videomuz da yok.
Yok, benim de yok. Yani bir de şey, yani aslında karakterimize de uygun değil. Çok evet. Aşırı planlı olup böyle hani aynen. Bunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Biz sınavlara çalışırken de plan hazırlatıp uygulamazdık. Yani kendimize evet. Göre çalışmayı tercih ediyorduk. Bu bence YouTube konusunda da dedik ki yani içimizden geldiği zaman. Yani mümkün olduğunca sık ama kendimizi zorlamadan. Aynen. Ama çünkü ayda bir yapıyor. Şey koyalım. Aynen evet, sık mümkün olduğunca. O yüzden de kafamızda büyütmeden bugün de dedik yani çekmek istedik. Böyle biraz daha yani sohbet tarzı, çok böyle şey yapmadan, plan yapmadan yine. Bir de şöyle, şimdi bizi de takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bayağı da var. Takipçimiz bizim için biz, çok evet, fazla yani. Çok kim için az ama bizim için çok. O yüzden çok çok teşekkür ederiz. Böyle bu kadar insanı mesela bir salona toplasan, vay canına yani. Değil mi? Bu kadar insan dinlemek istiyorsa ne mutlu bize. Takip etmeden izleyip giden falan da varsa. Evet evet. O yüzden dedik ki bari madem böyle duymak isteyenler, dinlemek isteyenler, eşlik etmek isteyenler var. O yüzden yani en azından bir ayda bir şey paylaşalım diye düşünüyorum. Yeni yılda ne iş yapıyoruz? Ben evet erken yatmayı planlıyorum yeni yılda. Yani mümkün olduğunca spor yapayım ama yine bak kendimi zorlamak yok, plan aynen. Yapmak yok. Yani fitleşip yaza evet. Şimdiden hazırlanmak. Yani hayır öyle aşırı böyle büyük kas yapayım işte. Ben de aynen öyle. Her hafta şu kadar saat çalışayım hani spor yapayım gibi bir şeyimiz yok ama... Gene yani de hareketli bir yaşam evet, stili. Sağlık için önemli. Önemli. Bu kadar aslında. Yani ben çok böyle büyük hedeflerle girmedim. Dil çalışmaya devam. Aynen. Zaten bilen biliyordur. Bayağı her gün dil çalışıyoruz. Ben biraz daha dışarıdan da ekstra desteklemek evet, istiyorum. Evet. Çünkü başka dillere de geçmek istiyorum. Değil mi? Artık biraz bunları öğrenelim de diğerlerine geçelim. O yüzden de biraz daha belki ona... Mini kız verebilirim ama emin değilim yani. Ama her gün öğrenmeye devam etmek istiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz, neler hedefliyorsunuz yeni yılda? Evet, birbirimizi de motive evet, edebiliriz. Motive edelim, güzel dilekler yazabilirsiniz. Ve yeni yılda yapmamız için öneriler de verebilirsiniz. Eğer istiyorsanız, aklınızda bunu yapın diyorsanız. Ki çok değişik iki fikrimiz var. Çok değişik değil mi aslında? Şu daha eğlenceli diye. Ha evet evet. Biraz daha böyle izlerken böyle bizim de keyifle izlediğimiz ve biraz daha biz yapsak nasıl olur dediğimiz daha eğlenceli. Evet, daha eğlenceli. Challenge vari videolar var. Evet, onları evet, yapmaya çalışacağız. Onlara hazırlanacağız. Umarım yapabiliriz. Yani. Umarım. Söz vermeyelim. Güzel olur ama onları bence bak de. Bak. Bence bekleyin. Tamam evet. Bunu bir kenara atın bu videoyu. Aynen bence de. Güzel olacak bence. O zaman. Evet, o zaman. Bizi izlediğiniz için teşekkür. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendi yapın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni yılda siz neler bekliyorsunuz? Bize önerileriniz var mı? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Öyle. Hemen güzel doğum günü mesajı da yazabilirsiniz. Ocak'ta bizim 5 Ocak doğum günümüz. Sonra koyacağız bunu ama işte yine de ne diyecektim? Ha, evet. Evet. O zaman abone olun, çan tuşuna da basın ki sonraki videolardan haberdar olasınız. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.